Sayın takipçilerim merhaba, bir videomuzda daha beraberiz, hoş geldiniz. Bugünkü videomda düşük emekli maaşı, Türkiye'den düşük emekli maaşı alanlara bir müjdeli haber vereceğim. Daha önce en düşük emekli maaşı miktarı 1500 lira iken yeni bir kanun düzenlemeyle bu 2500 liraya çıkarıldı. Ayrıntılar örnekleriyle birlikte bu videomuzda. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'ndeki çeşitli dönemlerdeki kanun değişikliklerinden dolayı emekli aylıkları arasında da bayağı bir adaletsizliğe sebebiyet veriyor. Bundan dolayı da çok düşük emekli maaşları bağlanabiliyor. Bu özellikle Tarım Bağ Kurunda, efendime söyleyeyim, Esnaf Bağ Kurunda veya yurt dışı borçlanma yapmışsa insanımız yanlış borçlanmadan dolayı emekli aylığını düşüren dönemlere girdikleri için düşük emekli maaşları alıyorlar. 600 lira, 700 lira, 800 lira gibi emekli maaşları bağlanıyordu. Daha önce aynı statüde olan, aynı miktarı borçlanan insanlar arasında mesela biri 1500 lira maaş alırken öbürüne 650 lira maaş bağlanıyordu. İşte bu 650 lira neden bana bu kadar bağlanıyor diyordu. Özellikle gurbetçilerimizdeki yurt dışı borçlanmayla yanlış yapanlarınki. Evet, bunlarınkini görmüştü devletimiz ve 17 Ocak 2019 tarihinde bir kanunla, 5510 sayılı kanuna ek 19. madde ekledi ve dedi ki bu kanun veya bu kanundan önceki, yani SSK, Bağkur, emekli sandığı veya banka emeklilik sandıklarından emekli olanların maaşları dedi ek ödeme dahil, tabi yaşlılık ve malullük aylıkları ek ödeme dahil 1000 liranın altında olamaz diye bir düzenleme yaptı. Tabii ki burada yanlış anlaşılmasın, ben daha önce bir videomda belirttim. Asıl emekli aylığı sabit duruyor, sizin primini ödediğiniz sürelere ilişkin bağlanan emekli aylığı. Ancak bu 1000 liraya çıkarılan, işte 700 liraysa 1000 liraya çıkarılmışsa bu 300 lira hazineden bir tür gelir olarak, bir tür yardım olarak veriliyor bu emeklilerimize. Yani burada emekli aylığı 1000 liraya çıktı değil, en düşük geliri diyelim 1000 lira olacak şekle getirildi. Daha sonra 11 Mart 2020 tarihinde dünyada görülen pandemi dolayısıyla işte Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Hükümetimiz de, devletimiz de bunu gördü ve bu miktarı 1500 liraya, 1000 liradan 1500 liraya çıkardı. 25 Mart 2020 tarihinde bu rakam 1500 liraya çıkmış oldu. Ne zamana kadar? 1 Ocak 2022 tarihine kadar. 1 Ocak 2022'den itibaren ise bu rakam yeniden değiştirildi. 22 Ocak 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7351 sayılı kanunla buradaki miktar, yani 1500 lira 2500 liraya çıkarıldı. Böylece en düşük gelir, emeklinin geliri, bakın emekli aylığı demiyorum ben buna, emeklinin geliri 2500 liradan aşağı olamıyor. Ne zamandan itibaren? 1 Ocak 2022'den itibaren. Daha iyi anlaşılması için hemen bir örnek vereyim. Şükriye Hanım diyelim. Şükriye Örnek Hanım. Kendisi yanlış bir borçlanma yapmış. Normalde 1.48.1988 sigorta girişi var ama Almanya'da yanlış borçlanma yapıldığı için kendisi normalde 5225 günde 44 yaşında emekli olacağı yerde tabii ki borçlanmasını yapmış, 49 yaşında 1.11.2019 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanmış, ancak yanlış yaptığı için mal edilen yıllar 2008 sonrası, 2018'den geriye doğru mal edilmiş. Gördüğünüz gibi 2000-2008 arası 2169 günü var, 2008 sonrası ise 3070 günü var, 2000'den önceki süreleri ise yok. Normalde aslında var ama kendisi yanlış yaptığı için 5225 gününü borçlanmış, geri kalanında Türkiye çalışması, toplam 5239 günle emekli aylığı bağlanmış. Tabii ki 1.11.2019'da bağlandığı için demin söylemiştim, 17 Ocak 2019'da çıkan kanun gereğince kendisine normal emekli aylığı bağlanıyor ama 1000 liranın altında olamıyor. En alt kısma baktığınızda bu aylık tablosunun 5510 sayılı kanun ek 19 miktarı diyor. Bu miktar ek veriliyor, hazineden karşılanıyor ve kendisinin Ocak 2022 itibariyle, bunu ben örnek vereyim çünkü 1500 liraydı daha önceki o tarihe kadar uygulama,
1434 lira. Bakın maaşı hala düşük. Ama ek ödemeyle birlikte 96.15 daha eklendiğinde 1520 lira 49 kuruş oluyor. Yani 1500'ü geçiyor. Eğer düzenleme olmasaydı bunu almaya devam edecekti. Temmuz'daki zam da bunun üstüne gelecekti. Ama tabii ki yeni kanun düzenlemesi dolayısıyla 2500 liraya çıktı rakam. Bunun altına düşemiyor. O zaman 5510 sayılı kanuna ek 19. madde gereğince 979 lira 51 kuruş daha eklediğimizde bu 1520 lira 49 kuruşa 2500 liraya tamamlanmış oluyor. Yani Şükrü Hanım artık bu tarihten sonra 1 Ocak 2022'den itibaren 2500 lira geliri olacak. Emekli aylığı 1520 lira 49 kuruş ama alacağı para hazineden sağlanan gelirle birlikte 2500 lira olacaktır. Burada bir iki konuyu da hemen gündeme getirelim ve açıklık getirelim. Daha önce getirmiştim ama bu ölüm aylıkları ile ilgili olarak şöyle diyorlar. Ya Şerif Bey ben 750 lira alıyorum işte 2500 liraya çıktı rakam. Ben de 2500 almam gerek. Hayır, ölüm aylıklarında kanun düzenleme diyor ki hisseler oranında bu 2500 lira dağıtılır diyor. Yani örnek verirsek diyelim ki bir yetim 4'te 1'ini alıyorsa ve 2500 lirayı 4'e böldüğümüzde yani %25'ini aldığında 625 lira yapar. 625 liranın altındaysa aldığı yetim maaşı Ocak 2022 itibariyle bu 625 liraya çıkartılır. Eğer diyelim ki dul maaşı alıyor bir kişi, dul maaşı aldığında %50'sini aldığını düşünelim. %50 1250 lira yapar 2500'ün yarısı. Eğer bunun altında kalıyorsa o rakam yani 1250'ye tamamlanan kısımdır. Yani 2500'e tamamlanmaz bu bir. İkincisi kimler de faydalanamaz bundan onu da bahsedeyim. Her iki ülkeden yani sözleşmesi olan sosyal güvenlik sözleşmesi olan iki ülkedeki hizmetlerini birleştirip Türkiye'de kısmi sözleşme aylığı bağlananlara bu uygulama yoktur. Yani 2500'e tamamlanmaz. Onlarınki her neyse düşükse düşük, yüksekse yüksek o rakam ödenir. Bu uygulamadan faydalanamazlar. Ben böyle bir müjdeli haber vermek istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Türk hukuku ile ilgili başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Ve bu iki akrabı